Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben iyiyim. Uzun bir zamandır sizlere video çekmedim. Onun öncelikle kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. O kadar çok yazan var ki gerçekten bir türlü böyle bir video çekmeye fırsatım olmadı. Çünkü bu ara böyle çok randevularım da vardı. O yüzden iş günlerimi, yani çalıştığım günlerimin günlerini değiştirdim. Full 4 gün birden çalıştım. Ondan sonra diğer işleri yap. Onu et, bunu et derken yani 1,5 aydır falan herhalde çekmedim video. Hakkınızı helal. Enerjik bir şekilde tekrar sizlere video çekmeye başlayacağım. Her gün çekmeye çalışacağım inşallah. Söz vermek istemiyorum ama hedefim artık her gün tekrar yine günlük vlogları çekmek yani istiyorum. O yüzden bugün sizlere bir açılış yapayım dedim. Bugün günlerden pazar. Ben sabah erken kalktım. Hatta bakın şurada yorganlarımı falan güzelce böyle bir yıkadım. Çarşaflarımı falan değiştireceğim. Yorganları da şöyle bir kez bir yıkayayım dedim. Makineye girebilen şeydi. Çok kalın değildi zaten yorganlarım. Onları attım, yıkadım. Çamaşır atacağım. Şimdi bir yorganım daha var makinede. İkisini birden atmadım. Ağır gelecek yoksa diye. O bittikten sonra renklilerimi de atacağım. Bir de çarşafları yıkayacağım. Şöyle evin işlerini güzelce bir halledeyim dedim. Sizlere de o zamanda bir video çekeyim dedim. Yani o sırada videoyu başlatayım, çekeyim dedim. Bugün ablamla inşallah dükkanına gideceğiz. Şöyle devam edeyim. Bugün ablamın dükkanına gideceğiz. Bu arada bu kanalımda söylemedim herhalde. Ablam bu arada yeni bir dükkan açıyor. Kıyafet üzerine satış yapacak inşallah. Hayırlısıyla biz kaç haftadır bir de onlarla da çok uğraşıyoruz. İşte temizliğe. Ben işten çıkıp direkt benim işimin iş yerinde olduğu için ablamın şimdiki dükkanı. Sizlere az sonra çekerim. Zaten ablamın videosunda da görmüşsünüzdür. İşten 7'de çıkıyordum. Direkt ablamların yanına geçiyordum hemen. Orada da 2-3 saat, 4 saate yakın falan böyle temizliktir, bilmem nedir vesaire bir sürü şey yaptığımız için. O yüzden işte hiç böyle video çekemedim gerçekten. Çünkü işten doğru hemen ablamın oraya geç, onu hallet, bunu hallet derken. Çok şükür orayı artık bir hale soktuk. Hep birlikte ablam, Nünü, ben. Selcan abla da arada geldi, gelebildiği zaman. Çok güzel bir şekilde hallettik. Bu dün hatta ablam eşyaları artık yerleştirdi. Dün benim biraz vaktim yoktu, onun için gidememiştim. Geç gittiydik. Sonra bugün de artık böyle son rutuşlarımızı mı denir? Son dokunuşlarımızı yapacağız artık. İnşallah. Onun için hemen erkenden şöyle evin işlerini bir halledeyim dedim. Giderken hatta waffle tarifi vereceğim sizlere tekrar. Giderken de waffle yapıp götüreyim dedim. Hem tayşi birazcık fazla yapacağım harcına. Akşam geldikten sonra tekrar pişirip yarın iş yerine de götürürüm dedim. Hep kurabiye kek, kurabiye kektense böyle bir değişiklik olsun, waffle götüreyim iş yerine de diye düşündüm. Böyle bakalım, ben şimdi geri kalan işlerimi hemen hızlıca bir halledeyim. Waffle tarifini çekerken, yaparken sizlere tekrar çekeyim, yapacağım. Arka taraftan Airfryer çalışıyor çünkü az önce baharatlıkları böyle bir düzenlerken eksik baharatları ilave ettim. Sonra patates baharatını görünce nedense canım patates çekti. Oraya patates attım şimdi kahvaltı için. Şöyle hemen ben waffle tarifimi şöyle sizlere gösteriyorum. Bu tarifi bana Nünü vermişti. Hatta bakın Nünü yazdım. Nünü'nün tarifi. Şimdi ben bunun içine 100 gram margarin, 30 gram da tereyağı ilave ettim. Sonracığıma 100 gram şeker ilave ettim. Şöyle 2 paket vanilinimi de ilave edip bunu ilk önce bir 2-3 dakika güzelce çırpacağım. Biraz böyle kremamsı bir kıvam olana kadar. İçerisine şöyle 3 tane yumurta ilave ettim ve çırpmaya devam.
Evet, şimdi bunu güzelce çırptık. İçerisine 150 mililitre süt ilave edeceğiz. Bakalım tam tutturabileceğim mi? 1 gram daha. Tamam. 1.51 neyse. İçten bir şey olmaz. Şöyle şimdi yine devam çırpıyoruz. Böyle bir ara bu waffle gibi ötesinden almıştım. 1 tatlı kaşığı bundan ilave edeceğim. Ve 250 grama yakında un ilave edeceğim. Ondan sonra harcımız hazır. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi ben bunu şöyle bir yarım saat buzdolabına koyacağım. Altındakileri tam şey olmamış. Yarım saat buzdolabında güzelce dinlendireceğim. Ondan sonra yavaş yavaş pişireceğim. Dediğim gibi taze olarak, yani gitmeme yakın pişireceğim dükkana gitmeden önce. Taze taze sıcak sıcak hemen bir kahveyle yeriz orada ablamla diye. Bu şekilde ben şimdi bunu bu kabın içine koyayım ve buzdolabına dinlendirmeye bırakalım. Evet, şöyle patateslerimi güzelce kızarttım. Soslarımı da aldım. Sadece bunu yiyeceğim. Canım dediğim gibi patates çekti bugün. Patates kızartması. Karnımı bir güzel doyurayım. Ondan sonra şuradaki bulaşıklarımı, şimdi çıkan bulaşıklarımı güzelce yıkayıp kaldırıp ondan sonra evleri bir silip süpürürüm. Daha sonrasında zaten pek bir işim kalmadı. Waffle'lerimi yavaş yavaş kızartıp ya da pişirip dükkana geçeriz. Arkadaşlar ben her yerleri güzelce hallettim. Şimdi bulaşık makinesini boşaltıyorum. Bir taraftan da waffle'lerimi pişiriyorum. Bakın şöyle hemen tadına da baktım. Of, enfes koktu gerçekten. Şöyle azıcık yağlıyorum. Ondan sonra harcımdan ilave ediyorum. Şimdi 4 tane yapsam oraya yeter. Dur şunu da koyayım. Bir şey göstereceğim sizlere. Bu şimdi burada pişsin. Şuraya götüreceklerimi bu arada böyle kullanmadığım birkaç bardakları, tabakları, ondan sonra 6 tane çay bardağı koydum. Filtre kahve makinem vardı. Onu da koydum. Dükkana götüreceğim. Şimdi şöyle tuz, birkaç baharat, salça, makarna götüreceğim. İlerleyen saatlerde, çünkü orada büyük bir ihtimalle acıkırız. O yüzden böyle hemen salçalı makarna yaparız diye düşündüm. Tencere var mıydı orada onu da bilmiyorum. Onun için ben yine de bir tane tencere götüreyim evden dedim. Bu şekilde şurada bir iki bulaşıklarım var. Diğerlerini elimde yıkamıştım. Onları da şimdi kaldırıp makineye yerleştireceğim. Ondan sonra artık çok şükür evin işleri bitti. Bayağı bir çamaşır yıkadım her zamanki gibi. Hatta komple ayakkabılarımı da bir makineye attım. Beyazları, spor ayakkabılarımı. Şöyle onlar da bayağı bir kirlenmişti. Onları da bir yıkayayım dedim. Kaloriferi üzerine koydum. İnşallah yarına kadar, şu yıkanmamış, yarına kadar onlar da orada kurumuş olur. Böyle bakalım. Bakın waffle'lerimi bu şekilde hepsini küçük küçük parçalara bölüverdim. Hem böyle daha hemen böyle elini alıp yenilebilir diye. Öbür türlüsü çok kocaman oluyor biliyorsunuz ki. Üzerine pudra şekeri ilave ettim. Ve şimdi bunun üzerine böyle kapattım. Bütün işlerim çok şükür bitti. Şu bezi de şimdi kaldıracağım. Ondan sonra hatta şöyle göstereyim. Bakın yorganlar bir tarafta. Şimdi buradaki mopum Biobelinda'daki kırıldı resmen. Yatağın altına sokarken böyle ucu kırıldı. Acayip üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Onun için çöpe atacağım. Şuradaki tek bir burayı silmem gerekiyor. Tuvaleti güzelce yerlerini oturarak sildim. Bir tek burayı şimdi bir süpüreceğim, sileceğim. Komple işim bitmiş olacak. Şu iki torbayı da ablama götüreceğim giderken, işte dükkana gidecekler.
Yorganlar böyle kuruyor. Zaten neredeyse kurumak üzere. Akşama kadar, ben gelene kadar güzelce kurumuş olur. Çarşaflarımı da nevresimlerimi, pardon, çarşaf değil. Nevresimleri de güzelce astım. Bu şekilde vallahi ben de yoruldum. Az şimdi 2 dakika bir uzanacağım. Ondan sonra ablam dükkana geçince haber edecek. Ben de dükkana geçeceğim. Ben bu teğe geleli bayağı bir zaman oluyor. İçeride benim yapacağım birkaç bir şeyler vardı. Ablamın söyledi. Onların hepsini yaptım. Şimdi ablam orada kendine göre resimlerini falan çekiyor. Dükkanı size az sonra bir çekeceğim. Şöyle bir kahve molası verelim dedik. Ablama kahve yaptım. Ben kahve içmek istemedim şu an. Meyve suyu varmış. Ondan içeceğim. Şöyle poğaça falan getirmiş o. Ben waffle'ı getirmiştim. Bir de salata vardı burada. Getirmiş ablam, almış da. Şimdi şurada bir kısa mola yapacağız, değil mi kız? Bakın şöyle göstereyim şöyle. Bakın. Bu şekilde ablam şu an kombinler yapıyor. Arkadaşlar sizlere sadece şu an bu tarafı göstereceğim. Çünkü içerideki kıyafetleri ablam kendisi paylaştıktan sonra artık ben de hani o tarafları size çekerim. Bakın bu kısımda bütün şalları, tülbentleri falan var. Daha gelecek olanlar var. Aynen, bunlar şimdi böyle ilk postaydı. Bir diğer postada haftaya geliyor galiba. Ha işte aynen o civarlarda. Ondan sonraki haftaya. Burada sırf sabunları var. Daha sabunları gelecekmiş salı günü. Bu şimdilik gene böyle. Bardaklardan da gelecek. Yani kupa oluyor bunlar herhalde. Bu biliyorsunuz ki Türkiye'den ben de almıştım bu kupalardan. Bunlardan da gelecek. Yani şimdilik buraları bu şekilde ablam düzenledi. Şurada aynası da var. Şimdi kendimi çekmeyeyim. Üzerim pek müsait değil. Burada da artık çekimlerini falan yapacak. Şimdi şurayı az önce annem geldi, yufka istemişti ablam. Onu orada görmeyin siz. Burası da ablamın çalışma masası. İşte siparişlerimizi falan hazırladığımız yer olacak. Siparişlerini. Bu şekilde şurada mutfağı var. Ama oraları sizlere sonradan da gösteririm. Şimdilik bu kadarını görseniz yeterli bence. Zaten ablam dediğim gibi kendi videosunda da paylaştıktan sonra ben de şey yaparım. Bakayım bacımın evet. Sayfasını görmüş olun. 44, 56 beden. Şöyle düz. Tunikler. Bakın çok güzel. Ve acayip kalitesi de çok güzel kumaşı. Evet. Hem yani şu an kışın giyebileceğiniz hem de mevsimlik. Aynen Hem de öyle. yaz ayında da giyebileceğiniz incelikte. Evet. Pupemizi de gösterelim. Evet, bakın bebeğimizi giydiriyoruz. Bebeğimize bir tane pantolon giydirdik. Azıcık bol geldi. Evet, birazcık Büyük beden zar zor pantolon giydirdik. 44 beden bir pantolondu. Çünkü küçük bedenler için pantolon getirmedim. Gerek yok. Zaten Almanya'da her yerde küçük beden için Evet. pantolon bulunabilir ama büyük beden bayanlar her yerden lastikli, belli Bulunuyor. lastikli bulamıyor. Hemen şöyle şuraya iğneliyorum, tutturuyorum. Ben toplu iğne getireyim sana. Vardı da demek kıyafetlerden bir tanesinden gitti. İnşallah benim bir yerine batmaz. Ya da geri İnşallah. düştü. Bu şekilde buradan resimlerini çekecek ablam. Sizlere de şöyle bir göstereyim dedim. Ne kadar şık duruyor. Şöyle resim alalım. Böyle Evet, ben bakalım. eve geldim. Hatta eve geleli baya bir vakit oldu. Şöyle son renklilerim vardı. Onları makineye attım. Astım. Yorganlarım falan kurumuş. Onları güzelce nevresimlerini falan geçirdim. Yatak odasını da güzelce böyle hallettim. Zaten her yeri silip süpürmüştüm. Saat şu an 8.30 geçti herhalde. Ben şöyle birazcık hafiften acıktım gibi. Şöyle salçalı makarna bugün dükkanda yapmadık. Ama nedense gerçekten canım salçalı makarna çekti. Onu yapıyorum. Bir de şu azıcık daha harcım artmıştı biliyorsunuz ki. Bunu da yarın iş yerine götüreceğim. Makarna pişerken şöyle bu waffle'leri de pişireyim dedim. Pişirip güzelce tabağa dizeyim. Üzerinde streç filmle kapatacağım. Yarına kadar bir şey olmaz zaten. Bunu da böyle halledeyim dedim. Sizlere de çekeyim dedim. Ablamın dükkanı gerçekten aşırı güzel oldu. Hatta böyle ben birkaç bir şeylerimi kenara ayırdım, alacaklarımı. Çünkü büyük bir ihtimalle bir de kalmaz etmez.
Dedim kalmayıp etmeyip riski girmektense kendime alacaklarımı şöyle kenara ayırayım dedim. 2-3 kıyafet ayırdım kenara takımlardan. Onları sizlere sonradan gösteririm inşallah. Açılışını yaptıktan sonra. Bu şekilde ay bayağı yoruldum ben bugün ya. Cidden. Neyse ben şunları hemen bir pişireyim. Ondan sonra artık büyük bir ihtimalle kapanışta tekrar görüşürüz. Evet bakın waffle'leri bu şekilde pişirdim. Bu biraz şimdi burada soğusun. Üzerine en son pudra şekeri ilave edeceğim. Şöyle makarnamı da hazır ettim. Gazozum da vardı. Şimdi ben bir karnımı doyurayım. Arkadaşlar artık ben yatışa geçiyorum. Yatmadan önce sizlere de bir kapanış yapayım dedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.